Yaz bitiyor. Hazan mevsimi kapıda. Sen yeter ki yanımda olsun. Her mevsim bahar bana. Tedbiri aldın mı? Her daim olduğu gibi sultanım. Kimse yokluğunuzu fark etmeyecek. Gürbüzağı'yı çarşıya gönderdim. Diğer ağları da ikna ettim. Hala. Bugünlük bu kadar kâfi. Sonra devam ederiz. Okumam gereken telhisler var. Hayli kabiliyetlisin. Sen nereden biliyorsun burayı? Öylesine çizdim sultanım. Belli bir yer değil. Buyurun sultanım. Sultanım. Has odabaşı. Mehmet Giray haber yollamış. Huzura kabul istiyor. Mühim bir meseleyi arz edecekmiş. Gel. Osman. Nasıl olmuş Mehmet? Validem için hazırladım. Ona hediye edeceğim. Sarayda sıkıldım, dolaşacağım biraz. İstersen sen de gel. E, validemin haberi var mı? Çocuk muyuz Mehmet? Her çıktığımızda valideme haber mi vereceğiz? Hem lalem hünkârımızdan izin almış. Hadi, hadi gel. Yok, ben gelmeyeyim. Sen git.
Arzu ederseniz birlikte gidelim sultanım. Lüzum yok. Seninki aramızda kal. Sultanımız da pek güzelmiş. Hareme dönsene hatun. Sultanım, Lala Ömer kulunuz emrinize amade. Buraya niye geldik ki sultanım? Mehmet Giray ne biliyor olabilir ki? Sultanım. Neymiş şu çok mühim mesele? Şehzade Osman sözünüze itibar ediyor mu? Etmez olur mu? Şehzademizle hayli yakınız. Bir dediğim iki etmiyor. Âlâ. Cenneti de iyice avucunun içine al. Kösem'i yalnız bırakmamız şart. Kim ki ona biat ediyorsa yüz çevirecek. Çevirmeyen olursa bedelini ödeyecek. Sizin de bir mazimiz var. Bana her daim iyi davrandınız. İşittiklerimi size söylemesem olmazdı. Fazla vaktim yok. Bir istihbarat aldım. Teferruatını bilmiyorum. Lakin birileri harekete geçmiş.
Amaçları Sultan Ahmet'i tahttan indirip şehzadelerden birini tahta çıkartmak. Neredeydin bugün Lelam? Bir ahbabımı ziyaret ettim şehzadem. Hepsi sıhhatli ve beceriklidir. Nasıl bir ahbap bu? Ödediğiniz paranın hakkını ziyaretiyle alırsınız. Aman şehzadem, öyle düşündüğünüz gibi değil. Hiç şüpheniz olmasın. Misal bu hatun. Rus diyarından geldi. Cennetten inmiş bir huri mübarek. Gündüzleri evinizin işlerini görür, geceleri de yatağınızı şenlendirir. Hiçbir yerde böyle becerikli, güzel hatunlar bulamazsınız. Elimdekilerin hepsi birbirinden güzel. Ya dur şimdi, sırası mı? Ne suyu? Ahı gitmiş, vahı kalmış bu kızı. Elimizde kalır maazallah. Ey Allah'ım, rezil ettin beni cümle aleme. Kalk diyorum, kalk diyorum hatun. Kalksana hatun, kalk. Kalk, kalk, kalk. Çekil. Su, su verin. Buyurun. Sarı Kantoru. Buyurun sultanım. Nedir bu hazırladığınız valide? Mustafa'm için. Müsekkin. Bir çare bulmalıyız haline. Ne varmış halinde? İlaca ne lüzum var? Biraz çıksın dolaşsın kâfi. Birkaç haftaya düzelir. İnşallah. Hasahır'a git sen. Epeydir atına alakadar olmuyoruz. Nereden çıktı şimdi bu? Müstakbel zevcin Halil Paşa seni orada bekliyor. Adettendir. Biraz sohbet eder birbirinizi tanırsınız. Aman Beyzadem, inanmayın. Oyun yapıyor. Bu ecnebilerin hepsi aynı. Kalksana hatun, kalk. Bre Deyyus, sen kimsin ha? Ne yaptığını sanırsın? Asıl sen kimsin? Çekilin, çekilin. Açılın, açılın. Açın. Geç öyle, açın. Geç, geç. Alın nesini? Lisanımız biliyor musun? Korkma. Benden sana zarar gelmez. Angela.
Angela. Neyse bedeli ödeyin şu deyusa. Benimle geliyorsun Angela. Açın yolu. Sultanım. Halime Sultanımız, zannediyorum vaziyetimizle alakalı size. Vaziyetimiz mi? Neymiş vaziyetimiz? Valideniz lütfedip beni size layık gördüler. Yakında nikahlanacağız. Bu kadar emin konuşmayın paşa. Rabbimizin gücüne gider sonra. Allah'ın izniyle elbette sultanım. Ve hünkârımızın. Hünkârımıza geldiğimi haber verin. Bağışlayın sultanım, şu an müsait değiller. Paşam. Sultanım. Kulağıma bazı şeyler çalındı. Ne kadar ciddiye almak gerekir bilmiyorum. Zira kaynağı Mehmet Giray. Ne diyor gafil? Çok tuhaf. Bu hayli kuvvetli bir ilaçtır. Çoktan tesirini göstermesi lazım. Hiçbir işe yaradığı yok hekimbaşı. İyileştirmediği gibi karnımdaki, midemdeki sancılar arttırdı. Sultanım, ben Mehmet Giray'la konuşurum. Derdi neymiş, bu istihbaratı nereden almış öğrenirim. İyi olur paşam, içimiz rahat etsin. Hekimbaşı. Sultanım. Sen ne arıyorsun burada? Hünkârımıza bir şey mi oldu yoksa? Merak edecek bir şey yok sultanım. Önemli bir şey değil, biraz üşütmüşler. Aa, sabah beraberdik. Hakkınızda pek bir şey bilmiyorum paşam. Kösem Sultan'a sadakatin haricinde tabii. Bütün sultanlarıma sadığım. Ben diğer sultanlara benzemem Halil Paşa. Eğer nikahlanacaksak bana sadece sadakatinle değil, bütün kalbinle, ruhunla bağlı olacaksın. Sultanım. Paşa Hazretleri. Davut Paşa. Senin ne işin var burada? Sizi arıyordum. Hünkârımız zat halinizi arz odasında bekliyorlar. Hay Allah. Başlayın sultanım. Sizi burada gördüğüm iyi oldu Davut Paşa. Geçen günkü yardımınız için teşekkür edememiştim zira. Ne yardım sultanım? Benim size ancak hizmetim olur. Onca yıl dört duvar arasında bir başınaydın. Harem hayatına alışmak güç. Lakin artık ben yanındayım.
İyileştireceğim seni Mustafa. Boş laf bunlar. Mücahit neredeydi ha? Siz acı içinde kıvranırken. Neredeydi? Geceleri yatağınızda ağlarken neredeydi ha? İç Mustafa. Teskin eder, rahatlatır. Şehzadem. İçmeyin zinar. Sizi benden, Devyan'ın dostunuzdan uzak tutmak istiyor. Yapmayın. Validem, ben... Mustafa. Ben senin kötülüğünü ister miyim hiç? Has bahçeye dolaşmaya çıkalım mı? Ne vakittir hastasın Ahmet? Benim neden haberim yok? Ciddi bir şey değil. Havalardan dedekin baş. Üşütmüşüm biraz. Allah'tan hararetin yok. Lakin tedbir almamız lazım. Ateşin çıkabilir. Betin benzin solmuş. Güzel. İyiyim ben. Sen niye geldin? Asıl onu söyle. Aslı astarı var mıdır Zülfikar Paşa tetkik edecek. Lakin dikkatli olmamız icap eden bir husus var. Aman yarabbim. Kimmiş bunlar? Bilmiyorum İmaca. Sen söyle. Validen Safiye Sultan'la alakalı olabilir mi bunlar? Malum, tahta çıkarmaya can attığı bir şehzadesi var ne de olsa. Ne bu lafların manası Zülfikar? Hümaşa, bir şey biliyorsan söyle. Söyle ki mani olalım. Hayır, bilmiyorum. Hünkar yeğenime zarar vermelerine müsaade eder miyim sanıyorsun? Mehmet Geray denen hainin lafına itibar edilir mi? Aklınca kendisini affettirmek niyetinde. Tedbirli olmanın kime ne zararı var Ahmet? Bundan sonra yediğine, içtiğine, giydiğine, nereye gittiğine, kimleri kabul ettiğine bizzat ben dikkat edeceğim. Zaten öyle değil mi? O vakit çaşnigir, rikaptar, silahtar, bostancıbaşı herkese az dedi. Neyleyim ki bazı hususlar benim de gözümden kaçabiliyor Ahmet. Yasemin Hatun gibi. Halinize biraz çeki düzen verin. Böyle pespaya dolaşmayın. Hadi. Hadi. Sultanım. Sana bir kere soracağım Bülbül. Sen de bana doğruyu söyleyeceksin. Hayır olsun sultanım. Buyurun. Yasemin. Hünkâr yeğenime zarar vermek için mi geldin? Olacak şey mi sultanım? Olur mu öyle şey? Bir dedikodu işittim Bülbül. Sultan Ahmet'e suikast. Suikast düzenlenecekmiş. Validemle bir alakası varsa söyle. Ki vakit varken engel olalım. Zinar. Sultanımızın sütten ağzı yandı. Yoğurdu üfleyerek yer, onu da söyleyeyim. Hünkârımız beni emretmişler. Burada değiller Paşa Hazretleri. İlaveten sizi çağırsalardı haberim olurdu.
O günkü haliniz beni endişelendirdi. Bedbaht görünüyordunuz. Umarım şimdi afiyettesinizdir. Sayenizde paşam. Şehzadem Mustafa Sırça Köşk'ten çıktı. Nihayet esareti son buldu. İşittim sultanım. Çok sevindim. Şehzademizin esareti hepimizin vicdanında derin yaralar açıyordu. Merak etmeyin paşam. Kardeşim bundan sonra hak ettiği kıymeti görecek. Müsaadenizle. Keşke sizi bir kez daha görmek mümkün olsaydı. O vakit alemin en talihli kulu ben olurdum. İyice tımar edin. Yeminde eksik etmeyin. Yarın bu vakit tekrar gelip bakacağım. Şehzadem, hoş geldiniz. Valideniz sizi sual ediyordu. Validem nerede? Az evvel dairesine geçtiler. Hatun sana emanet. Ne ihtiyacı varsa karşılanmasını istiyorum. Emredersiniz şehzadem. Merak etme Angela. Artık güvendesin. Sen kimsin? Şehzade ne demek? Burası neresi? Burası Yüce Hünkârımızın sarayıdır. Şehzademiz de padişahımız Sultan Ahmet Han'ın en büyük oğludurlar. Nereden çıktın sen? Şu haline bak. Gel benimle. Yüzünde güler açıyor. Ne konuştunuz Halil Paşa ile anlat. Paşamız pek sessiz, tutuk. Vezir-i Azam olmuş olmasına da pek dirayetli bir mizacı yok belli. Oysa bize tuttuğunu koparan cesur biri lazım. Belki güzelliğin karşısında dili tutulmuştur. Halil Paşa Kösem Sultan'ın adamı valide. Delirbağ ne oluyor sana? Tüm bunları konuşmadık mı seninle? Az evvel de mutluydun. Gördüm. Aklımda başka bir şey vardı o yüzden. Kösem Sultan'ı dert etme sen. Halil Paşa'ya artık hükmü geçmez. Unutma. Nikah kıyıldığında paşa her gece senin yatağına girecek. Ne hoş. Belki bir gün arzu ettiğin aşkı saadeti bulursun Delirbağ. Lakin şimdi kardeşin için ve bizim için siyaseten bir izdivaç yapacaksın. Davut Paşa. Hünkârımız beni çağırmamış. Neden öyle söyledin? Nasıl olur paşam? Bana öyle söylediler halbuki. Hay Allah. Ben de Dilruba Sultanımızla sohbetinize mani oldum. Belli ki hususi bir şey konuşuyordunuz. Allah nasip ederse yakında evleneceğiz. Ve ben haneden damat olacağım. Öyle mi?
Tebrik ederim paşam. Hayırlı olsun. Kösem Sultanımız buna nasıl rıza gösterdiler? Hayret doğrusu. Edirne Kapı'da da Hatice Hatun varmış. Torunlarını sünnet ettirememiş. Alakadar olun. Emredersiniz sultanım. Gel. Validem. Otur Osman. Saraydan çıkmışsın yine. Lalam'la birlikte biraz dolaştık. Validem, çarşıda esir hatunlara denk geldim. İçlerinden bir tanesinin hali perişandı. Dövüyorlardı. Ben de ellerinden alıp saraya getirdim. Saraya hatun mu getirdin? Eğer müsaade ederseniz burada kalmasını istiyorum. Madem şehzademiz öyle istiyor. Benim güzel validem, sultanların sultanı. Gel. Cennet Hatun. Beni gördüğüne sevinmedin mi? Sevinmez miyim Cennetim? Bir şey mi oldu? Kösem Sultanımız pek kızgınlar. Şehzademle çıkıyorlar, haber vermiyorlar dedi. Şehzademizi bilmez misin? Tez canlı. Bir anda çıktık saraydan. Sultanımızla konuşmadın mı daha? Ne vakit vereceksin müjdeyi? Fırsatım olmadı. Etme Cennet. Yuva kurmak bizim de hakkımız. Yorulmadın mı? Hı? Bıkmadın mı sultanın eteğinde dolanmaktan? Kıymetini bilse içim yanmayacak. Yahu konuşacağım. Sık boğaz etme sen de. Konuşacağım. Ömür geçiyor Cennet. Ömür geçiyor. Sonbaharımızı birlikte saadet içinde geçirelim istiyorum. Çok şey mi istiyorum? Can Kalfa'nın yanındaki kız kim? Bilmem. Daha önce hiç görmedim. Ne oldu Mehmet? Çok mu beğendin?
Gel. Baklava getirdim size. Seversiniz. Zahmet etmişsin Melek. Lakin çıkmam lazım. Nereye? Ama ben sizin için geldim. Yani sohbet ederiz diye. Başka zaman Melek. Sultanım, sizinle bir mevzu hakkında konuşmak istiyorum. Gel. Sultanım, Şehzade Osman Hazretleri'nin getirdiği kız. İsmi Angela. Sultanım. Pek de güzelmiş. Nereden geldin? Rus diyarından sultanım. İsmin gibi melek yüzlüsün. İnşallah huyların da öyledir. Bundan sonra senin adın Melek Sima. Sultanım, değerli vaktinizi almazsam bir mevzu hakkında görüşmek istiyorum. Aciliyeti var mı? Yok. O vakit sonra konuşuruz. Hünkârımızı bekletmek olmaz. Nasıl oldu anlamadım. O kadar da uğraşmıştım. Dikkatsiz bir cariyenin işidir. Mühim değil. Yenisini yaparım. Mehmet, geldiğinden beri hiç konuşmadın. Canın mı sıkkın? Az evvel bir cariye gördü abi. O yüzden tutulmuştur dili. Ayşe, sen bir sussana. Dairene dön hadi. Nasıl da utandı. Kimmiş bu kardeşimin aklını başından alan cariye? Söylesene. Bilmiyorum Osman. Ben de ilk defa gördüm. Lakin... Lakin ne? Böyle diğer cariyelerden farklıydı. Ceylan gibiydi. Ürkek, narin. Öyle işte. Görür görmez vuruldun demek. Bir ismi yok mu şu Ceylan'ın? İsmini öğrenemedim. Lakin gösteririm sana. Olur. Merak ettim doğrusu. Sultanım. Davut Paşa. Divan zabıtlarını teslim ettim az evvel. Âlâ. Pek konuşamadık. Lakin haberleri alıyorum. Halil Paşa pek memnun senden. Siz Yüce Sultanımıza layık olmaya çalışıyorum sadece. Halil Paşa'mız sayenizde pek kudretli. Hele ki hanedan damadı olunca gücümüze güç katacağız inşallah. Neden bahsediyorsun? Ben haberiniz vardır sanıyordum sultanım. Halime Sultanımız, kızları Dilruba Sultanı, Halil Paşa ile evlendirmek isterler. Safiye Sultan'a geldiğimi haber ver. Sultanımız müsait değil paşam. İskender Ağa yanında. İskender. Ne işi varmış onun burada? Bazı vakitler gelir.
Safiye Sultanımızı ziyaret eder. Birlikte sohbet muhabbet ederler. Cami muazzam sultanım. Herkes heyecanla bekliyor. Altı minareli eşsiz bir mabet. Külliyenin önündeki meydan da hayli geniş. Hünkâr torunumuz muhteşem bir cami yaptırdı da tek bir zaferi yok. Ahali şikayetçi. Devletin başında yiğit, cengaver bir hükümdar görmek istiyor herkes. Yıllardır süren isyanlar hünkârımızın elini kolunu bağladı. Devleti âliye yeni yeni rahata erdi. Hem hünkârımızın yaşı genç. İstikbalde nice zaferler kazanacaktır. İnşallah ömrü vefa eder.